konuşuyor mu? Tamam. Ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Haddini bileceksin. Hadsiz. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Sizse cami yıkarsınız. Siz cami yıkarsınız. Tamam mı? Haddini bil. Terbiyesiz. Hadsiz. Arkadaşlar. Haddini bil. Bakın. Ara vermek zorunda kalacağım. Değerli arkadaşlar. Ara vermek zorunda kalacağım. Ara vermek zorunda kalacağım. Bak Hatip kürsüde. Bir dakika. Ya beyler. Ya bu meclise yakışıyor mu? Tamam. Ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Meclise ara veriyorum. Ara veriyorum meclise. Arkadaşlar. Sen. Ya bu ne? Verdim, ara verdim. Ara verdim. Ara verdim. Dışarıya çıkın. Meclisi boşaltın. Arkadaşlar. Boşaltın meclisi. Arkadaşlar. Alın. Boşaltın meclisi. Değerli arkadaşlar. Bize yakışıyor mu bu? Lütfen. İstanbul halkını temsil ediyoruz değerli arkadaşlar. Yakışıyor mu bize ya? Lütfen. Lütfen. Değerli arkadaşlar, herkes yerine otursun. Meclise ara verdik. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Meclise ara verdik. Arkadaşlar, grup başkan vekilleri, arkadaşlar, grup sözcüleri. 1,5-2 saat önce bu kürsüde demokrasi nutku atan, halka her şeyi açtığını anlatan, katılımcılıktan bahseden sözde demokrat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclisten kaçtı. Şimdi ya İstanbul, arkadaşlar, İstanbul. Sayın Başkan. İstanbul. Arkadaşlar. Arkadaşlar, isterseniz kelimeyi değiştireyim. Bir büyükşehir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken ve katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var. Faaliyet raporu meclisi. Peki kelimeyi değiştiriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı meclise katılmayıp gitti. Şimdi işte dinleyecek, ben onu dinledim. Mecbur muydum? Ben onu dinledim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde, mecliste küfretti be. Niye konuşmadınız? Küfretti. O zaman niye konuşmadınız? Bu kürsüde meclis üyesine küfretti. Biz bir belediye başkanı, bakın, bir belediye başkanı elbette biz konuştuğumuz cümlelere, sözlerimize elbette dikkat edelim. Ama arkadaşlar, bizim arkadaşlar, Faruk Bey, aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında bir şeye ayna tuttu. Neye ayna tuttu biliyor musunuz? Şimdi
bol keseden kürsülerde demokrasi, özgürlük fragmanları oynuyor ya, onun bir fragman olduğunu, sadece ve sadece özgürlükler ve demokrasi bir CHP'liye dokununcaya kadar var olduğunu ispatladı. Bunlar kendilerini hep seçkinci görürler. Bunlar hep kendilerini dogmatik olarak hep yukarıda görürler. Bunların gördüğü manzara şudur. Bu aziz millet bunlara hizmet etmek için gelmiştir. Niye? CHP'li çünkü bunlar. Bunlar hep böyle görürler. Bunun için burada doğru olan şuydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu meclise kalıp bakın, burada en büyük grubun grup başkan vekilini dinleme nezaketi dahi göstermeyen bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde gelip bol keseden atan nutuklara cevabı dinlemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ben şu adı veririm: hakikatle yüzleşmekten korkan adam diye söylerim. Şimdi cümleye girmeden önce bir, sen kendi sevine bak. Bu kürsüden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasına cevap vererek başlamak isterdim. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasını dinlerken şunu gördüm. Aslında Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kürsüde şunu dedi: ben 4 yıl boyunca bu İstanbul'da çelik çomak oynadım. Geçmişte AK Parti'nin yaptıkları olmasaydı bugün sizin huzurunuza çıkıp bir cümle dahi edemezdim. Bunu söyledi. Ve ben burada yüzüne şunu sormak istiyordum: ey Büyükşehir Belediye Başkanı, bu kadar film oynattın ya, hem de o oynattığın filmleri artistleri koymuşsun ya, vatandaş diye artistleri koymuş, tamam mı? Koymuş. O zaman vatandaşı nasıl ilan ediyorsun? Hani sağ elin verdiğini söyler duymayacaktı? Hani gizli dağıtıyordunuz? Kimseye haber olmayacaktı? Şimdi burada anlattıklarını teker teker yüzüne vurmak isterdim. Ama şunu gördüm. Ben 14 yıllık belediye başkanıyım. Burada birçok AK Partili belediye başkanı arkadaşım da var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı arkadaşlar da var. O arkadaşların çalışma tarzını yakinen bilen birisi değilim. Ama bizim belediyelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sundukları faaliyet diye bile sunulmaz. Niye? Bunlar rutin faaliyetlerdir. Kurumsal kapasitenin ortaya çıkarttığı doğal rutin işlerdir. Belediye başkanları bu kürsülerde sunum yaparken vizyonlarını ve tahayyüllerini anlatırlar. O şehrin geleceğine hangi katma değeri kattıklarını, kendisi olmasaydı o şehirde neyin olmayacağını gösterirler. Ve biz de bunu dinleriz. Biz burada neyi gördük? Şunu gördük: sıradan Büyükşehir Belediyesi'nin kendi rutin kapasitesiyle ortaya koyabileceği işleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öyle bir sundu ki, ama hani hep biz söylüyoruz ya, Büyükşehir Belediye Başkanı aslında İstanbul diye bir gündemi yok. İstanbul'a gelemiyor bir türlü. Gelemediğinin en bariz göstergesiydi. Bedeni buradaydı ama kendi, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacak ya, galiba onun heyecanı var. Sayın Kılıçdaroğlu bir avutmak için bir şey söyledi ona, onun heyecanına kaptırmış gidiyor. Yarın hangi mitinge gidecek onun hesabını yapıyor galiba. Onun için İstanbul'a gelememiş. Ve İstanbul'a gelemediği için burada efendim 2 tane parkta yeni çim serimi yapmış, ağaç bakımı yapmış
biz de onu yiyeceğiz sanki. Yaşam vadisi diye sunuyor bize. Ya biz bu şehirde yaşıyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sen bu şehre uğramasan da biz bu şehirdeyiz ve biz bu şehirde yaşıyoruz. İkincisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken efendim halk tarafından denetlenebilen şeffaf bir belediyecilikten bahsetti. Sevsinler sizin şeffaflığınızı be. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin, komisyon başkanlarının sorularına bile cevap vermiyorsunuz. Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz be? Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı liyakatten ve adaletten bahsetti. Vay be, ne liyakat ne adalet. Ne diyor? Tarık Bey de orada. Ha bu arada Tarık Bey'e başarılar diliyorum. Doğan Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Grup başkan vekiline sahip çıkamayan gruba da geçmiş olsun diyorum. Şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adaleti ve liyakatini söyleyeyim size. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adaletini ve liyakatini söyleyeyim size. Ne diyor? Ey örgüt diyor. Bak diyor. Büyükşehir CHP grubuna CHP il başkan yapısı konuşma yapıyor. Anlaşılan meclis üyelerinden bir kısmı elemanlarını yerleştiremediler. Anlaşılan orada bir kavga var galiba. Diyor ki biz Büyükşehir'e kadrolaşırken şöyle kadrolaşıyoruz diyor. Nasıl kadrolaşıyorlarmış? %35 CHP'den alıyorlarmış. %15 İYİ Parti'den alıyorlarmış. %15 o değişti mi, oranlar değişti mi? O değişti mi oranlar? Ha, oranlar değişmiş. %15 de kayıt dışı söylemekten imtina ettikleri arka kapıda ne diyor öbür koalisyon ortağı? Bana diyor arka kapıda söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemiyorsunuz diyor ya. %15'te oradan alıyorlarmış. Sonra çıkacak diyecek ki liyakat. Hadi oradan be. CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur ya? CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur ya? Böyle bir şey. Bakın bu zamanın ruhuna aykırı. Bakın sen kaç tane sattın? Büyükşehir'de kaç tane oy verdin? Büyükşehir'de kaç tane sattın? Şimdi bir cami yaparız, merak etme. Şimdi peki önümüzdeki günlerde buraya gündem getirirsiniz, o gün konuşuruz. Bir sürü gündeminiz bekliyor mecliste. Bu sözü de geri adım atmadığın sürece o gündemler geçmeyecek. Tamam mı? Hadi buyur. Ne oldu? Hadi buyur. Hadi getir. Bak haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Sizse cami yıkarsınız. Tamam mı? Haddini bil. Terbiyesiz. Hadsiz. Arkadaşlar. Haddini bil. Bakın. Ara vermek zorunda kalacağım. Değerli arkadaşlar. Ara vermek zorunda kalacağım. Bak Hatip Kürsü'de. Bir dakika. Ya beyler. Ya bu meclise yakışıyor mu? Tamam. Meclise ara veriyorum. Arkadaşlar.
Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sır, sır. Ya bu ne? Verdim, ara verdim. Ara verdim. Ara verdim. Dışarıya çıkın. Meclisi boşaltın. Arkadaşlar. Boşaltın meclisi. Arkadaşlar. Alın. Boşaltın meclisi. Değerli arkadaşlar. Bize yakışıyor mu bu? Lütfen. İstanbul halkını temsil ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Yakışıyor mu bize ya? Lütfen. Lütfen. Değerli arkadaşlar. Herkes yerine otursun. Meclisi ara verdik. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun.